Zeynep Çakır, Gönül Namıklığı Derneği'nde gönüllü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bir üyesiyim. Avukatım ve Twitch'i konu sendromuna sahibim. Twitter'da bir video vardı. Bu videoyu izlerken yüzünde farklılık olan bir çocuğun arabada ağlarken annesi tarafından çekilmiş bir videosunu gördüm. Bu videoda bana bir şeyler dokundu. 9 yaşında bir çocuğun intihar düşünmesi, intihar etmek istemesi, ben bunu anlayamıyorum. Akran zorbalığı bana göre sessiz bir cinayettir. İnsanı içten içe öldürebilen bir durumdur çünkü. Bir sözünüzle, bir davranışınızla sırf o çocuk farklı diye dalga geçmek, ona farklı bir muamelede bulunmak akran zorbalığı. Birincisi aileleri çok iş düşüyor. Çünkü çocuğa ilk eğitimi veren anne ve babadır. Anne ve baba kendi çocuklarına farklı bir bireye, farklı bir çocuğa nasıl davranacağını öğretememişse o çocuk toplumda çok başarılı bir yere sahip olamayacaktır. Farklı görünen bireyler, bunlar ne olabilir mesela? Akondroplezi yani cücelik dediğimiz kavram. Bizim gibi yüzünde farklılık olan insanlar. Hatta ve hatta toplumdaki güzellik algılarını biraz sıkılaştırırsak, katılaştırırsak tombiş insanlar, tombiş demeyi tercih ediyorum. Veya çok aşırı zayıf insanlar. Yani kritere uymayan herkesin dışlanıp kendi akranları tarafından zorbalığa uğraması durumu aslında o ailedeki eksik eğitimin bir sonucudur. Bu sebeple derneğimiz mesela davranış kılavuzlarını hazırlıyor, psikologlar gönüllü psikologlarımız çalışmalar yapıyor. Bizim bu yaptıklarımız eğer o çocuğa farklı davranan çocuğun anne babası da bizim bu değişimimize katılmazsa yaptıklarımız boşa gider. Bütün emeklerimiz boşa gider. Çocuğun önerim de bu olaylara ilişkin. Okullarda özellikle öğretmenlerin farklı görünen çocuklara karşı ayrı bir formasyon eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Yıl 2020. 9 yaşında bir çocuk intihar etmeyi düşünmemeli.